Uzun süredir Kürt hareketi ve Kürtler, Kürt kurumları her tarafta çok açık bir şey söylüyorlar. Türkiye'deki yaşanan kriz, kaos ve sorunların temel kaynağı Kürt sorunudur. Yani Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'de ne demokratik siyaset yapılabiliyor, ne anayasal bir düzenleme yapılabiliyor, ne de hukukun üstünlüğü gelişebiliyor, ne de fikir ve düşünce özgürlüğü gelişebiliyor. Kürt sorunu özellikle ırkçı, ayrıştırıcı, öteleyen söylemler ve siyasete alet eden söylemler olduğu zaman bu Türkiye'nin hep sorunların daha da büyütmesine neden oldu. Bu seçimde bunu çok açık bir biçimde gördük. Yani toplumu kamplaştıran, toplumu Kürt düşmanı üzerinde dizayn etmeye çalışan anlayış, zihniyet Türkiye'deki sorun ve kaos krizlerin daha da büyümesine, derinleşmesine neden oluyor. Bu seçimde de bu yaşandı. Yani bu seçimde büyük bir kaos ve kriz yaşandı. Özellikle iktidardaki AKP-MHP hükümeti, başta da şu anda Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, bütün devlet olanaklarının imkanlarını kullandığı, bütün manipülasyonlara rağmen ama anti-Kürtçü bir söylem üzerinden bir kampanya yürüttü. Türkiye'nin ekonomik sorunları, toplumun bu kadar ayrışan, kamplaşan, bölünmüş toplumun sorunlarını nasıl çözüm üreteceğini, işte en yakında hemen seçimden önce yaşanan doğal bir felaket olan depremdeki insanların durumu ne olacaktır? Kürt sorunu en önemlisi de Türkiye'deki bütün sorunlar rehin almış durumdadır. Kürt sorunu çözülmedi müddetçe Türkiye'deki diplomasi buna rehin edilmiş durumdadır. Yani görüşmelere gittikleri tüm ülkelerde sadece Kürtlere işte onların deyimiyle terörist desinler diye bütün Türkiye'nin olanakları buna heba ediliyor. Ekonomik olarak bütün dar gelirli insanların şu andaki işte herkesin tartıştığı ekonomik krizdir ama ekonomik krizin neden kaynaklandığını Türkiye'de çok az aklı selim insanlar bunu tartışıyor ama devlet özellikle yarattığı algıyla şu andaki hükümeti elinde bulunduran devletleşen AKP-MHP yarattığı algıyla toplumun düşünce üretebilme, sorgulama, meseleleri çözüm üretme konusunda yerine daha çok ırkçı, kafa tasçı ve Kürt düşmanı üzerinde bakıyorlar. Oysa Türkiye'deki yaşanan köylünün, emekçinin, yoksul insanın, emeklilerin, öğrencilerin bu kadar dar gelirli insanın bu kadar sorun ve sıkıntı yaşamasının temel nedeni özellikle Kürtlere karşı yürütülen savaştaki harcamalardır. Bunu çeşitli uluslararası kuruluşlar da söyledi. Bunu özellikle Türkiye'de bilimsel çalışma yapan çeşitli kesimler de söyledi. Çok yüksek bir miktarda harcamalar buraya yapılıyor. Yine toplum bunun üzerinde kamplaştırılıyor. Komşularla ilişkiler bunun üzerinde dizayn ediliyor. Uluslararası ilişkiler bunun üzerinde dizayn ediliyor. Bu anlamda Türkiye'de sorunlar çözülmek isteniyorsa Türkiye'de sorunların çözüm anahtarı başta Kürt sorunu çözümüne geçiyor. Hem demokratikleşme hem ekonomik sorunlar hem de Türkiye'nin bölgede güçlü ve istikrarlı bir devlet olmak istiyorsa bütün bunlar burada geçiyor. O anlamda da bu seçimde de bunu bir kez daha gördük ki bunun üzerinde kısa vadeli hesaplar yapıyorlar. Kısa vadeli zaferler düşünüyorlar. Bu zafer değil bir yenilgidir. Bu Türkiye toplumunu daha da büyük bir krize kaosa sürükleyen bir siyasettir. Bu siyaseti kazanmış, şu anda seçilmiş gibi kendisini gösteren Erdoğan değildir. Aksine en büyük kriz ve kaosu yaşayacak onlardır. Bu konuda demokratik açımlar, bu konuda demokratik adımlar, bu konuda sorunu diyalog yoluyla, müzakere yoluyla çözümü konusundaki tıkanıklar hep negatif olarak her alanda Türkiye'ye dönmektedir. Her alanda, sadece bir alan değil. Toplumsal alanda, siyasal alanda, diplomatik alanda, toplumsal alanda, bütün her alanda. Ve giderek de en önemlisi toplum çürüyor. Toplum devlet bir mafya devletine, bir çete devletine dönüşüyor. Ve bir çete mafya devletine dönüşen yapı çözüm üretemez. Kendisini tekrarla sorunları daha da büyüten, daha da kaos krizin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve şu andaki anlayışla İttihat Terakki ile DAEŞ anlayışının birleştiği bir anlayıştır. Yani geçmişte İttihat Terakki neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Osmanlı'nın son döneminde İttihat Terakki Osmanlı nereye sürüklediğini herkes biliyor. Ve İttihat Terakkiciler de ülkeyi bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Ülkeyi krize kaos sürüklediler. DAEŞ zihniyetini de biliyoruz. Şu anda bu iki en insanlık dışı iki anlayış bir araya gelmiştir. Kafatasçı, İttihat Terakkici anlayışla biat kültürüne dayanan, kendisi olmayan herkese
katleden, kendisine olmayan herkesi hizaya getirmeye çalışan ve biat kültürü yönetmeye çalışan Daesh anlayışı birleşmiş, kafatasçı ve biatçı anlayış bir araya gelmiş. Bir oluşan şu anki yapı bu ve bir şer ittifakı oluşmuştur. Bu şer ittifakı sadece Kürtler açısından değil, başta tabii Kürtler açısından ama Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin demokratik sorunlarının açılması, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümü, Türkiye'deki toplumsal sorunlara çözüm üretme. İşte Türkiye bir deprem fay hattında bulunmaktadır. Bu deprem fay hattında Türkiye yeniden imar etme, bütün bunların hepsi bu anlayış çözemeyeceği gibi daha da krizin ve çatışmaların, çelişkilerin büyümesine neden olmaktadır. Temel sorunu olan, bir önce söylediğim Kürt sorunun temel aktörü de Başkan Abdullah Öcalan'dır. Yani Kürt sorunu çözecek temel aktör de Başkan Abdullah Öcalan'dır. Hiç böyle çok uzaklara gitmemize gerek yok. Özellikle diyalog sürecinin olduğu dönemde devletin ve hükümetin, AKP hükümetinin kendisinde Önder Apollo İmralı'da görüşmeler yaptığı süreçte bu süreci düşünün. Türkiye'de olumlu bir atmosfer vardı, tüm toplumda bir coşku vardı, tüm toplum giderek sorunlarını tartışır pozisyona gelmişti. Bütün sorunlarını, yani kadın sorununu, çevre sorununu, ekolojik sorununu, genç sorununu, demokrasi sorununu, üniversiteler sorununu, işte yargının bağımsızlığını, özellikle üniversiteler, bağımsız üniversiteler, bütün bunların hepsini tartışıyor. Yani toplum sorunlarını çözen bir pozisyona gelmişti. Sorunlarını tartışan, bütün toplumsal katmanlar, bütün sorunların diyalog yoluyla çözüleceğinin anlayışı ve umudu gelişmişti. Hem Kürtler arasında hem de Türk arasında, Türkiye'deki yaşayan tüm insanlar arasında. Ve bu da şunu gösteriyor ki bu konu temel aktörü, işte bütün Kürtler söylüyor, Başkan Abdullah Öcalan'dır. Başkan Abdullah Öcalan da özellikle 93'ten beri bu sorunun demokratik ve diyalog yoluyla çözülmesi için hep adımlar atmıştır. İşte ateşkesleri yönetmiştir, barış grupları ülkeye çağrı yapmıştır. Ve en son Demokratik Cumhuriyet Projesi'yle Kürt halkının kendi kimliği Türkiye sınırları içerisinde bir çözümü önermiştir. Bu çözüm en makul çözüm, en kabul edilebilir çözüm. Bütün herkesin ortak, özgür bir yaşam modelinde ortaklaştığı bir çözüm. Özellikle 100 yıl önce Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nda uluslararası güçler oluşturdukları ulus devletlerle bütün halkları birbirine karşı düşmanlaştıran, birbirini boğazlayan, yani kimlikler ve inançlar üzerinde siyaset yapan egemen güçlerin bu projesine karşı geliştirdiği demokratik ulus projesiyle gerçek anlamda kalıcı ve halkları kucaklayan, halkların birbirine farklılıklarıyla ama kendini ifade edebildiği ortak özgür yaşamı modelini önerdi. Ve bu konuda da Orta Doğu'daki tek çözüm modeli bu olduğunu, başta Kürtler, daha sonra Orta Doğu halkları, daha sonra dünyadaki aklı başındaki tüm bilim çevreleri, tüm siyasi çevreler kabul etmektedir ki Orta Doğu'daki tek çözüm modeli budur. İşte bugün Rojava'da bu model uygulanıyor. Bütün farklı kimlik ve inanç grupları ortak özgür bir yaşamı birlikte inşa ediyorlar. Farklılıklarını da koruyarak, farklılıklarını toplumsal bir zenginlik olarak görerek, hem inançsal hem de kimliksel olarak hem de siyasal görüş olarak bütün tercihlerini ama bunları koruyarak ortaklaşabiliyorlar. Türkiye istersen kabul edin, istersen kabul etmeyin. Türkiye çok kimlikli ve çok inançlı bir ülkedir. Ve Türkiye'deki sorunları siz kafatasçı, tekçi anlayışla çözemezsiniz. Başta da tabii Kürt sorunu olmak üzere. Bu anlamda da çözümün asıl adresi İmralı.